Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu alt. Alt bağlacını görüyor olacağız. Hazırsanız dersimiz başlasın. Alt bağlacından ne anlamalıyız arkadaşlar? Alt, geçmiş zamanda bir defaya mahsus gerçekleşmiş olay anlamına geliyor. Yani bir durum geçmiş zamanda bir defa demek ki karşımıza çıktıysa, yaşandıysa ve oldu bittiyse bir defaya mahsus. Bu durumlarda als yani iken anlamına gelen bu bağlaç kullanılmış oluyor. Ne demek istediğimi örneklerle daha iyi anlayacağız. Dilerseniz ilk örneğimize bir bakalım. Ne demiş? Stefan war 20 Jahre alt. Evet, bu gayet bariz bir cümle değil mi? Sein Präteritum'da ne oluyordu arkadaşlar? War. Dolayısıyla Stefan, bu bir erkek ismi arkadaşlar. Stefan 20 yaşındaydı anlamında değil mi? Stefan war 20 Jahre alt. Sonraki cümleye bakalım. Hat Jura studiert. Studieren neydi arkadaşlar? Yüksek öğrenim görmek demekti değil mi? Peki geçmiş zamanda yani perfect zamanda ne yapıyorduk? Hat studiert şeklinde görüyorduk, öyle değil mi? Bunu perfectlikte ayrıntılı şekilde görmüştük. Bununla ilgili böyle sıkıntı yaşayan, sallantıda olan arkadaşlar varsa mutlaka o ilgili ders videosunu, perfect ders videosunu izlesin. Demek ki hat Jura studiert. Evet, Jura bu da hukuk demek arkadaşlar. O hukuk okudu. Ne yapacağız şimdi? Bu iki cümleyi bir araya getireceğiz. Diyeceğiz ki o 20 yaşındayken kim? Stefan 20 yaşındayken hukuk okudu. Değil mi? İken anlamına getiren alt bağlacı. Ne yapıyoruz? Bakın burada alt ile cümle başlamış. Alt Stefan 20 Jahre alt war. Bakın buradaki yapıyı aynen alta taşımışım. Başına ne demişiz? Alt'ı getirmişiz. Als Stefan 20 Jahre alt war, virgül mü koyuyorum. Bakın ondan sonraki cümle eylemle, daha doğrusu yardımcı eylem haben ile devam etmiş değil mi? Hat Jura studiert. Bakın ne olmuş arkadaşlar? Als Stefan 20 Jahre alt war, Stefan 20 yaşında iken, virgül mü getiriyorum. Yardımcı eylemim olan haben ile devam ediyorum. Hat Jura studiert, bakın ne olmuş? Asıl fiilim studieren değil mi? Cümlenin sonuna gitmiş oluyor. Peki ben alt'ı cümlenin başına getirebileceğim gibi ortasına da getirebilir miyim? Tabii ki getirebilirim. Bakın burada da onu görüyoruz. Stefan hat Jura studiert. Bakın buradaki yapıyı aynen buraya taşımışım. Stefan ne yapmış? Hukuk okumuş 20 yaşında iken diyeceğiz. Dolayısıyla Stefan hat Jura studiert, als 20 Jahre alt war. Bakın burada da ne olmuş bu sefer? Als'tan hemen sonra ne gelmiş arkadaşlar? Özne olan değil mi? Als 20 Jahre alt war. Bakın bu sefer ne olmuş arkadaşlar? Eylemimiz war değil mi? Sein yani olmak fiili. Ne olmuş? Cümlenin sonuna gitmiş ve als 20 Jahre alt war şeklinde değil mi yorumlanmış oluyor. Bir sonraki örneğe geçelim arkadaşlar. Bir sonraki örnek ne diyor? Frank war verwirrt. Evet, verwirrt sein, verwirrt şaşkın demek arkadaşlar. Yani Frank şaşırmıştı anlamına geliyor. Neden? Bir bakalım. Hat Simone das erste Mal gesehen. Evet, Frank bu bir erkek ismi değil mi? Hat Simone, bu da bir kadın ismi. Das erste Mal arkadaşlar, das erste Mal ilk defa anlamına geliyor. İlk defa, ilk, evet, mal, defa, kere anlamında kullanılıyor. Dolayısıyla das erste Mal ilk defa anlamında. Bakın burada da gene ne var? Perfektlik var. Sehen hat gesehen. Dolayısıyla o Simone'yi ilk defa gördü. İlk kez gördü. Değil mi? Dolayısıyla hat Simone das erste Mal gesehen. Şimdi ne yapacağız? Diyeceğiz ki Frank Simone'yi ilk gördüğünde şaşırmıştı. Değil mi? Anlamına getireceğiz. Ne yapacağız? Burada alt'ı kullanmamız lazım. Dolayısıyla als Frank Simone das erste Mal
gesehen hat. Evet, bakın burada ne olmuş arkadaşlar? Frank Simone'yi ilk defa gördüğünde demişiz değil mi? Als Frank Simone das erste Mal gesehen hat, virgülümü getiriyorum. Bakın bundan sonra şaşırmıştı diyeceğiz. War er verwirrt. Bakın yardımcı eylem sein değilmiş. Ne oluyor? War şeklinde çekimleniyor preteritum yapıda. Dolayısıyla war er verwirrt demiş oluyoruz değil mi? Peki biz bunu als yapısını cümlenin ortasına getirseydik ne olurdu? Bu sefer Frank war verwirrt als Simone das erste Mal gesehen hat. Bakın burada ne olmuş demek ki? Aynen bu yapıyı buraya taşıyorum ve als ile devam ediyorum. Dolayısıyla Frank war verwirrt als Simone das erste Mal gesehen hat. Evet, olması gereken yerde değil mi eylem cümlenin sonunda? Neden? Çünkü als yapısı ortada olduğu için. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Maria hatte keine Arbeit. Evet, keine Arbeit işi yoktu anlamına geliyor değil mi? Maria hatte keine Arbeit demek ki preteritum yapıda değil mi? Maria'nın, bu bir kadın değil mi, İşi yoktu. Ihr Kind ist zur Welt gekommen. Evet, onun çocuğu değil mi? Yani bebeği anlamında değil mi? Onun çocuğu zur Welt kommen, dünyaya gelmek demek. Ist gekommen, bu da ne oluyor arkadaşlar? Perfekt yapıda. Dolayısıyla onun çocuğu dünyaya geldiğinde demek ki nesi yoktu? İşi yoktu diyeceğiz. Dolayısıyla als ile başladığımızda bakın Maria'nın çocuğu dediğimizden dolayı burada bir genitiflik söz konusu. Dolayısıyla ne olacak arkadaşlar? Maria's Kind değil mi? Bakın burada ihr Kind ne olacak? Maria's Kind şeklinde yorumlanacak. Dolayısıyla als Maria's Kind zur Welt gekommen ist, Maria'nın çocuğu dünyaya geldiğinde değil mi? Hatte sie keine Arbeit. Bakın eylemimiz hatten ile devam ediyor değil mi? Hatte sie keine Arbeit. Als Marias Kind zur Welt gekommen ist, hatte sie keine Arbeit. Şimdi als'ı bu sefer cümlenin ortasına getirelim. Ne yapacağız arkadaşlar? Buradaki yapıyı, buradaki cümleyi aynen buraya taşıyacağız. Maria hatte keine Arbeit. Evet, işi yoktu. Als ihr Kind zur Welt gekommen ist. Değil mi? Gene aynı anlam. Herhangi bir anlamda bir sapma yok. Dolayısıyla Maria'nın işi yoktu. Çocuğu dünyaya geldiğinde anlamı doğmuş oluyor. Dolayısıyla Maria hatte keine Arbeit als ihr Kind zur Welt gekommen ist demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Stefan war 20 Jahre alt. Stefan war 20 Jahre alt. Er hat Jura studiert. Er hat Jura studiert. Als Stefan 20 Jahre alt war, hat er Jura studiert. Als Stefan 20 Jahre alt war, hat er Jura studiert. Stefan hat Jura studiert, als er 20 Jahre alt war. Stefan hat Jura studiert, als er 20 Jahre alt war. Frank war verwirrt. Frank war verwirrt. Er hat Simone das erste Mal gesehen. Er hat Simone das erste Mal gesehen. Als Frank Simone das erste Mal gesehen hat, war er verwirrt. Als Frank Simone das erste Mal gesehen hat, war er verwirrt. Frank war verwirrt, als er Simone das erste Mal gesehen hat. Frank war verwirrt, als er Simone das erste Mal gesehen hat. Maria hatte keine Arbeit.
Maria hatte keine Arbeit. Ihr Kind ist zur Welt gekommen. Ihr Kind ist zur Welt gekommen. Als Marias Kind zur Welt gekommen ist, hatte sie keine Arbeit. Als Marias Kind zur Welt gekommen ist, hatte sie keine Arbeit. Maria hatte keine Arbeit, als ihr Kind zur Welt gekommen ist. Maria hatte keine Arbeit, als ihr Kind zur Welt gekommen ist. Sıradaki örneğimize devam edelim arkadaşlar. Thomas war sehr glücklich. Evet, Thomas bu bir erkek ismi. Glücklich, mutlu. Sehr glücklich, çok mutlu. Thomas çok mutluydu derken demek ki Thomas war sehr glücklich deniliyormuş. Die Schule hat angefangen. Evet, die Schule, okul. Hat angefangen, anfangen ayrılabilir fiilini hatırlayacak olursanız neydi arkadaşlar? Başlamak demekti. Biz bunu perfektlik olarak incelediğimizde haben angefangen şeklinde yorumluyorduk. Dolayısıyla okul başladı derken die Schule hat angefangen dememiz gerekiyor. Şimdi daha önceden fark ettiyseniz arkadaşlar, daha doğrusu izlediyseniz preteritum ve perfektlikle ilgili şunu söylemiştim. İkisi de aynı anlama geliyor. Hatta aynı cümlede de kullanılabiliyor. Ki bu ders bu dersimizdeki cümlelerde de bunu görüyoruz. Bakın burada var ve hat angefangen şeklinde. Bu size böyle bir muallak bir ikileme götürmesin. Çünkü şöyle bir şey var. Her ikisi de dil geçmişi gösterdiği için dolayısıyla böyle bir anlam karmaşası olmasın. Hani mişli geçmiş gibi düşünülmesin. Her ikisi de dili geçmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi ben Thomas war sehr glücklich. Thomas çok mutluydu. Die Schule hat angefangen, okul başladı. Bu iki cümleyi als ile birleştirecek olursam ne yaparım? Ne yapıyorum? Als ile başlayalım isterseniz. Diyeceğim ki şimdi okul başladığında diyeceğim. Dolayısıyla ne yapacağım? Bu die Schule hat angefangen yapısını ne yapacağım? Als ile başlatacağım. Ancak als ile başlattığımda ne olacak? Als die Schule angefangen hat diyeceğim, değil mi? Ne oluyor? Bakın burada eylemden hemen sonra yardımcı fiilim haben'i getirmişim, değil mi? Ve ardından war Thomas sehr glücklich. Thomas çok mutluydu. Bakın neydi kuralımız arkadaşlar? Eylemle devam ediyorduk. Tabi burada sein, dolayısıyla preteritumda war ile devam etmiş oluyoruz. War Thomas sehr glücklich. Dolayısıyla als die Schule angefangen hat, war Thomas sehr glücklich demiş oluyoruz. Als yapısını cümlenin ortasını getirecek olursak ne olur? Buradaki yapıyı arkadaşlar aynen aşağıya taşıyoruz. Thomas war sehr glücklich. Thomas çok mutluydu, değil mi? Virgülümü getirdim. Als die Schule angefangen hat. Bakın burada da bu sefer als ortada olduğundan dolayı ne oluyor? Eylemimiz cümlenin sonuna gitmiş oluyor ve Thomas war sehr glücklich, als die Schule angefangen hat şeklinde yorumlanmış oluyor. Sonraki örneğimize bakalım arkadaşlar. Ich habe meinen Führerschein gemacht. Bakın burada ne var arkadaşlar? Bir perfekt cümle var. Machen, yapmak, yaptım. Der Führerschein, bu ehliyet demek arkadaşlar. Der Führerschein. Almanca'da ehliyet yapmak deniliyor. Yani ehliyeti ne yapmak oluyor? Almak anlamında, değil mi? Düşünebiliriz. Dolayısıyla Almanca'da bunu ehliyet yapmak diye yorumlanıyor. Führerschein machen şeklinde. Ich war 18, 18 yaşındaydım. Şimdi ben bu iki cümleyi bir araya getirdiğimde ehliyetimi aldım 18 yaşındayken diyecek olursam als ile başlayalım. Ne olacak? Als ich 18 war, virgülümü getirdim ve eylemle devam ediyorum. Daha doğrusu yardımcı fiilim haben ile. Habe ich meinen Führerschein gemacht. Değil mi? Bir de şunu da söylemekte fayda var arkadaşlar. Ich war 18 Jahre alt diyebileceğim gibi ich war 18 de diyebiliyorum. 18'dim şeklinde. Güzel Türkçe'de de öyle deriz, öyle değil mi? 18 yaşındaydım ya da 18'dim. Değil mi? Dolayısıyla als ich 18 war,
habe ich meinen Führerschein gemacht. Ya da diğer türlü, ich habe meinen Führerschein gemacht. Evet, bakın bu yapıyı aynen aldım. Ehliyetimi aldım. Ich habe meinen Führerschein gemacht, comma, als ich 18 war. Evet, als ile devam ediyoruz değil mi? Ve eylemimiz var ne olmuş? Cümlenin sonuna gitmiş. Sonraki ve en son örneğimize geçecek olursak ne oluyor? Felix hat seine Hausaufgaben erledigt. Bakın burada da hat erledigt perfect yapıyı görüyoruz. İlk benim dikkatimi çeken o oldu. Felix bir erkek ismi arkadaşlar. Seine Hausaufgaben zaten bunun bir erkek olduğunu nereden anlıyoruz? Değil mi? Bakın buradan seine bu bir kız olsaydı değil mi? Ödevlerini yaptı deseydik ne olurdu o zaman? Ihre Hausaufgaben diyecektik değil mi? Buradan zaten Felix'in demek ki erkek olduğu anlaşılıyormuş. Erledigen halletmek. Dolayısıyla erledigen perfektlikte hat erledigt şeklinde yorumlanmış oluyor. Sonraki cümleye bakalım. Er war in der Schule. O okuldaydı. Ne yapacağız arkadaşlar? Felix ödevini okulda halletti demiş oluyoruz. Tabii biz öğretmenler olarak pek bunu desteklemiyoruz. Çünkü adı üstünde ev ödevi olduğu için nerede yapılması lazım? Evde yapılması lazım değil mi? Evet tabii cümle bu olduğu için örnekten yola çıkacak olursak. Als ile başlayalım. Als Felix in der Schule war. Bakın Felix okulda iken. Als Felix in der Schule war. Komma. Bakın burada ne yapıyorum? Yardımcı eylemim haben ile devam ediyorum. Hat seine Hausaufgaben erledigt. Demek ki Felix okulda iken ödevlerini halletti. Als Felix in der Schule war, hat seine Hausaufgaben erledigt. Diğer türlü de olurdu. Ne derdik? Aynen bu yapıyı aşağı taşısaydık. Bu da pekala olurdu. O halde Felix hat seine Hausaufgaben erledigt, komma. Als in der Schule war diyeceğiz. Öyle değil mi? Çünkü niye arkadaşlar? Als'ten hemen sonra ne geliyor? Pronom olan er. Als in der Schule war. Eylemimi ne yapmış oluyorum? Olması gerektiği gibi cümlenin sonuna atmış oluyorum. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Thomas war sehr glücklich. Thomas war sehr glücklich. Die Schule hat angefangen. Die Schule hat angefangen. Als die Schule angefangen hat, war Thomas sehr glücklich. Als die Schule angefangen hat, war Thomas sehr glücklich. Thomas war sehr glücklich, als die Schule angefangen hat. Thomas war sehr glücklich, als die Schule angefangen hat. Ich habe meinen Führerschein gemacht. Ich habe meinen Führerschein gemacht. Ich war 18. Ich war 18. Als ich 18 war, habe ich meinen Führerschein gemacht. Als ich 18 war, habe ich meinen Führerschein gemacht. Ich habe meinen Führerschein gemacht, als ich 18 war. Ich habe meinen Führerschein gemacht, als ich 18 war. Felix hat seine Hausaufgaben erledigt. Felix hat seine Hausaufgaben erledigt. Er war in der Schule. Er war in der Schule. Als Felix in der Schule war, hat seine Hausaufgaben erledigt. Als Felix in der Schule war, hat seine Hausaufgaben erledigt. Felix hat seine Hausaufgaben erledigt, als in der Schule war. Felix hat seine Hausaufgaben erledigt, als in der Schule war. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde als bağlacını görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.